Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Yerlerde sürünür, korkarsan da senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Yusuf. Emredin. Benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi Yusuf? Evet komutanım. Silahların başında nöbetçi yok değil mi Yusuf? Evet komutanım. Peki bu ne demek Yusuf? Bu enayilerin askerliği bitmez demek. İlk defa seninle aynı fikirdeyim Yusuf. Bu manyak heriflere ömürleri boyunca unutamayacakları bir ders verelim. Silahları bırakıp gitmek neymiş görsünler. Evet. Bunlar karargah destek bölüğü olarak kebap askerliğe tokanırlar. Ama artık bitti. Bir Türk askeri gerektiğinde kelletini verir ama tilağını vermez. Nerede bunlarda o düşünce? Nerede? Anam ölüyorum, ölüyorum. Eğitim zayiatı olacağım ya. Şşt, Sadu. Ha. Sakal izini kapmışsın, ver bir sakal. Uçuk çıktı suratımda oğlum, ne yapalım? Allah'tan Levent Süleyman nezaketli adammış da izin verdi. Ya abi, hani karargah destek bölüğü eğitim yapmaz ya? Ya ben bilseydim gelir miydim abi ya? Süslücüğüm, icabında yapacaksın ya, anaokulu mu burası? Bak, bana belini çarpma. Bana belini çarpma! Ya abi o değil de, şu silahlardan parça çıkarsak, ha? Sonra çantalara da böyle kağıt falan tıksak. Kağıt yerine ekmek koysak, bir de yanına eski kaşar, oh! Kaşar tekeri, biz çantalarımızı boşaltmak yerine seni boşaltsak nasıl olur? Sen var ya, bu cüsseyle 100 metre gidemezsin. Bir hikmet bütün intikamımı da alacak bu hababam tarafından. Hababam sınıfı deme şunlara. Hababam sınıfı deyip de sempatik hale getirme. Bunlardan olsa olsa arazi mangası olur. Şekilde görüldüğü üzere araziler. Arazi mangası iyi mi ya? Abi ya silahtan parça çıkarsak 100 gram yırtarız. Tamam o zaman kasaturanda sapını takarız, gerisini atarız. 300 gramını oradan kurtarırız. Oh. Hey, kemençenin sapını da cülledon atsak nasıl olur? Ne oldu ola? Niye öyle bakıyorsunuz? Yanlış bir şey mi dedim? Takan, senin ne işin var burada? Senin silahların yanında olman gerekmiyor mu? Yandım! Allah'ım! Şimdi gelecekler, silahlarını arayacaklar. Ama çok geç. Pırlantam, Sultan Hemşirem. Merhaba şekerler. Ne tesadüf. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Birinden mi saklanıyorsunuz? Ne alakası var canım? Birinden taklanır mıydı? Komutanın olarak müsaadenle ben cevaplayayım. Şimdi Sultan Hemşire, şey yapıyoruz biz, ne yapıyoruz? Silahım nerede eğitimi yapıyoruz. Bir nevi mangalar yarışıyor. Silahım nerede eğitim mi? Ya, şimdi bir silahları taklıyoruz, askerler bulmaya çalışıyor. Aa, çok eğlenceliymiş. Buyurun siz de bir tane saklayın, buyurun, buyurun. Ya vallahi size özeniyorum biliyor musunuz? Yani o kadar eğlenceli bir askerlik yapıyorsunuz ki. Ya çok eğleniyorum, çok. Bazen o kadar eğleniyorum ki bir takladığımı silahları kendimi de bulamıyorum. Komutanın olarak önce ben bulamıyorum,
sonra sen bulamıyorsun. Komutanım olarak önce o bulamıyor, sonra ben bulamıyorum. Neyse o zaman, ben size baş başa bırakayım. Siz eğlenin. Kolay geldin. Bye. Evet, deniz yüzbaşı Amerika'dan dönmeden önce arşivin temizlenmesi lazım. Çünkü dönünce rütbeli personeli arşivle ilgili eğitim semineri vereceğini söylemişti. Emredersiniz komutanım. Tabii bu konuda... Günaydın komutanım. Günaydın Sultan Hemşire. Nasıl? Alışabildiniz mi alayımıza? Her şey yolunda mı? Ay yolunda yolunda da ben yolumu kaybediyorum sürekli. Neyse, reyi şurasıydı galiba, evet. Ay inanır mısınız? Artık eğitimleri bile anlamaya başladım. Çok seviniyorum. Hele şu silahım nerede eğitimi? Ona bayıldım bayıldım. Çok şeker bir şey. Bizim kukalı saklambaca benziyor aynı. Silahım nerede eğitimi? Ne demek bu Levent? Levent, sivil personelde olsa hemşire hanımı askeri bilgilerle donatır lütfen. Emredersiniz komutanım. Ay, Levent Bey zahmet olmasın canım sonra. Yani... Zaten Yusuf Bey ile Kerim Bey yeterince donatıyorlar beni. Onlar da çok şeker insanlar canım. İdare ediyoruz artık. Yusuf ve Kerim Bey. Komutanım, müsaade ederseniz ben bu durumu bir araştırayım. Anam! Silahlar yokluyor siz! Oğlum oyunu boyulduğumuzun resmidir lan bu. Şşş, hep senin yüzünden. Ulan sen niye silah nöbetini bırakıp yanımıza geliyorsun? Ha? Hamsi! Bir de çavuş olacaksın. Ula Karadeniz'in bütün hamsileri çarpsın ki ha buraya indiler. Nereye gittiler şimdi? Ula yürüyerek gitmediler ya. Yandık bittik biz mahvolduk. Oğlum torunlarımızın torunlarıyla askerlik yapacağız lan. Abi niye bu kadar panik yapıyorsunuz ya? Neyse parası verelim alalım silahları. Ulan istersen sana silahlı bir defile yapalım ha. Cadde bostan ya burası. Oğlum askeriye lan burası yapma be. Dengesiz! Dengesiz doğam! Senin yüzünden benim ışınım açma buraya! Açma gel! Gel buraya! Anlaşıldı. Silahlarla sırt çantalarını kimseye göstermeden benim odama götürün. Emredersiniz komutan. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak? Ne? Silahlarınızı mı kaybettiniz? Duydunuz mu uzman çavuşum? Silahlarını kaybetmişler. Ya olacak Teymehit, silah kaybetmek. Komutanım, komutanım şerefsizim istemeden oldu komutanım. Bırak, bırak psikopat, testere dört. Bunun cezasının ne olduğunu biliyor musunuz manyak herifler? Yandın et Tit, yandın et. Ömür biter, tidim bu atkerlik bitmez. Komutanım, ne olur acıyın bize. Bakın, isterseniz ben bütün nöbetleri tutarım, bütün nöbetleri bana kaktırın. Acıyın bize, ne olur. Evet komutanım, bütün nöbetleri Vedat'a kaktırın, kurtarın bizi. Siz ne ceza verirseniz razıyız komutanım. Yeter ki Levent Usta eminimiz duymasın. Ne diyorsunuz uzman çavuşum? Hemen diskoya mı götürsek? Aklında ben de divanı harbe verelim, ipini onlar tektir. Tamam komutanım, isterseniz falakaya yatırın ama yeter ki Levent Üsteğmen'ime söylemeyin, ne olur. Artık çok geç. Kendisi de geliyor zaten. Yapmayın komutanım, zaten acılıyım. Bir de siz dalga geçmeyin daha. Şakanın sırası değil komutanım. Duygularımızdan oynamayın. Ne oluyor burada? Komutanım şöyle izah edeyim. Şimdi bunlar tüfekleri, silahları buraya çatmışlar. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Daha hızlı. Evet. Şunları al. Beyler, koşun. Bizimkiler silahlarını kaybetmiş. Ne? Ne? Silahlarını mı kaybetmişler? Yusuf'la Kerim yakalamış. Şimdi Levent Hüseyin ceza verecek. Abi yandı bizi barolar be ya. Ah be çocuklar. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Kim bilir ne alt karıştırmışlardır yine. Ya söz konusu Aztek Kerim olunca bir şey yapmaya gerek yok ki. Yani ama Levent Süleyman yakaladığına göre bu sefer yandılar. Bir bakmak lazım. Yürüyün. Hadi. Elimizde ne gelir ki? Ya yürü hadi yürü. İstikamet arşiv odası. Koşar adım. Marş marş.
Abi arşiv odasına gitmek için kaç tur atacağız ya? Çok uzak mı? Şşt! Oğlum mis gibi ceza aldık be abi. Daha ne istiyorsun? Ben 1000 tur atarım ha. Sen kendi adına konuş. Ben o kadar koşarsam ne olur biliyor musun? Biliyorum. Zayıflarsın. Uçaklar sağa dönüyorum yoksa duvara çarpacağım. İçeride ne var acaba? Ne yapacaklar bizim bilere? İçeride böyle böyle kulyabaniler ve izbandıtlar varmış. Onları da dürttürecek herhalde. Bu aralar çok film izliyorsun galiba. Kulyabaniler, izbandıtlar, yok daha neler. Bence içeride askeri mahkeme var, direkt yargılanacaklar. İyi. Bir de üstüne assınlar istiyorsan. Daha ifadelerini almadılar çocuklar. Ya abi ben bir şey duydum. Askeri mahkemeyi götürmeden önce ayaklarına pranga vuruyorlarmış. Ya keşke bizim çocuklardan helallik alsaydık be. Akalar, arkadaşlarımızın bu son görüşümüz olabilir. Hayır, ölemezler. Bana bakın, bu da diğer işlerinize benzemesin. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Ben peşi peşe söyleyeyim, ben hiç inanmıyorum buna. Arşiv temizleme cezasıyla yırttık zannediyorsunuz ama yırtmadık kardeşim. Levent Üsteğmen birazdan gelecek, bize gerçek cezamızı verecek. Ya bu Levent Üsteğmen iyi hoş adam da salkın biraz tuhaf ya. Niye ki abi? Kıyak adam bence. Ya bence de kıyak da. Şimdi biz silahını kaybetmiş askerler olaraktan arşiv temizleme cezası aldık ya. Ben de diyorum ki bu işin içinde bir bit yeniği var. Şu anda Levent Üsteğmen bizim canımıza kıymalıydı. Kıymalı. Anam börek. Şşş şapırdama oğlum. Şaka maka iyi yırttık ha. Verilmiş sadakamız varmış. Uşaklar. Levent Üstelmen biz ne yaptık da ödüllendirdi bizi? E biz bunu hep yapalım. Ya abicim bu tozlu fotoğrafları arşivleyeceğimize... Afet'i devranların fotoğraflarını burada neden arşivlemiyoruz? Ben onu düşünüyorum. Hadi bakalım geçmiş olsun beyler. Yine iyi atlattınız ha. Eyvallah. Sağ ol baba. Bana bakın. Ula bu fotoğrafta şimdi asker silahını teslim ediyor. Peki biz ne yazıyoruz bunu? Hah bak şimdi biz bu fotoğrafı alacağız. Tamam mı? Üstünde ne varsa deftere bir güzel işleyeceğiz. Arkasında ne yazıyorsa onu yazacağız. Hah bak ne diyor? 30 Ekim 1918'de Libni'de imzalanan Mondros mütarekesine göre bir Türk subayı silahını İngiliz subayına teslim ederken. Nasıl ya? Kumandanım, beylik tabancalarımızı da mı? Teslim etmiyoruz. Yalnızca ödünç veriyoruz. Good boy. It's not over yet. We'll take it back soon. Ya abicim var mı böyle bir şey ya? Lan kansızlara bakın be. Bütün vatanımızı işgal etmek yetmiyormuş gibi bütün silahlarımızı toplamışlar iyi mi? Ya sadece silahlar değil. Mondros mütarekesi öyle bir anlaşma ki bütün vatanı kayıtsız şartsız düşmana teslim ediyorsun abi. He ya olacak şey değil uşaklar. İdam fermanı gibi bir şey. Bu şeye benziyor. Sen gel bizim Trabzonspor'un deplasmanına. Bizim uşakların elini kolunu ayağını bağla. Aynen bunun gibi bir şey dur. Olacak şey değil ya. Şşş oğlum. Burası neresi ya? Bir bakayım. Ula ben buraların yabancısıyım. Trabzon olsaydı bilirdim. Ben burayı biliyorum abi. Okul gezisiyle gitmiştik. İyi o zaman. Eğer Burak'ın okul gezisinde gittiği yer diye yazalım deftere. Dengesiz! Buranın bir adı yok mu ya? Ya Atatürk'le ilgili bir yerde ama şimdi tam şey yapamayacağım ya. Ev miydi, karargah mıydı? Yok artık Atatürk Orman Çiftliği. Oğlum gittin mi gitmedin mi onu söyle. Abi biz geziden kaçıp Rocky 4'e gitmiştik. Yeni gelmişti abi. Süslü. Bu evin Atatürk'le ne ilgisi var? Sen onu biliyor musun bilmiyor musun? Onu söyle ya. Onu bilmiyorum da. Oğlum filmin sonunda Rocky, Russo, Ponçik ediyordu abi. Ne oldu? Sonunda yine biz kazandık. He, siz kimsiniz ola? Yani biz derken
Rocky, Rocky be abi. Anlayın abi ya. Bak. Gördünüz mü abi? Amerikan tarihini, Amerikan zaferlerini biliyoruz. Ama iş Türk tarihine gelince hiçbir şey bilmiyoruz. Kumandanım. Paris konferansı neticelenmiş. İtalya, İngiltere, Fransa ve Amerika Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması mevzusunda fikir birliğine varmışlar. Hiç şaşırmadım. Ancak bir imparatorluğu parçalamak tapu dairesini de arsa parçalamaya benzemez. Üzerinde yaşayanları geçmişleriyle birlikte parçalamak zorunda kalırsınız. Sonunda parçalayacaklardır. Parçalayacaklardır da sonra ne olacaktır? Geri mi verilecektir bu toprakların hürriyetleri? Buna çocuklar bile inanmaz. Korkunç bir paylaşımla bölgeye üşüşeceklerdir. Çünkü burası petrol bölgesidir. Zaten bütün mesele bu değil midir? Osmanlı azınlık hakları, din hürriyetleri, hepsi laf. Hepsi laf. Göreceksiniz. Petrol bölgesinde birbirlerine girecekler. Göreceksiniz. Anam! Atatürk resmen bugünü görmüş ya. Ula yoksa eline sihirli bir küre mi vardı? İleriyi görmek için falcı olmaya gerek var mı? Onu büyük bir devlet adımı yapan da bu öngörüsüydü zaten. Doğru söylüyor. Abicim Atatürk'ün konuşmalarındaki noktalı yerleri doldurunca bugünü görüyorsun. Anlıyorsun abi ya. Ahmaklar. Memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine teslim ederek kurtaracaklarını sanıyorlar. Kendi rahatları için memleketin istiklalini feda etmeye hazırlar. İşin kötüsü, sarayda, kabinede vaziyeti kabullenmiş görülüyor. Paşam, bir saray darbesiyle istediğimiz hükümeti kurdurmak ihtimal dahilindedir. Emrindeki her asker bir fedaidir. Emredin, yarıp çıkalım. Yarıp çıkacağız. Ama başka bir yolla. Fakat bu yol zahmetli. Bu yol uzun. Bu yol tehlikelerle doludur. Unutmayınız ki karşımızdaki sadece padişah olmayacak. Başkaları da olacak. Mehameal, parsiyel hareketlerden uzak durun. Yakın gelecekte ordumuzun teslim alınan bütün silahlarının Anadolu'ya nakli bahis mevzudur. Siz Anadolu yolunu açık tutun. O yolun zamanı gelecek. Vay be. Mustafa Kemal'e bak. 9-10 hamle sonrasını gören satranç ustası gibiymiş. Oğlum o yoklukta, o yoksullukta o kadar insanı ayağa kaldırmak zor iş ya. Kankiler, bakın kalabalık bir fotoğraf buldum. Bir çevirsene arkasını, ne yazıyor? Arapça be abi, okuyamıyorum ki. Ver bakayım şu an. Yok o Arapça değildir bu, eski yazıdır. Dedem öğretmişti biraz bana, dur bakalım. Terhis... olan eskerler. Ha. Beyler, bu Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı askerleri İngiliz askerleri tarafından terhis edilmiş. Dağıtılmış yani. Anam! Terhis mi ediyorlarmış? Keşke bize de böyle bir şey vursa ya. Ne güzel dağıtılıp terhis edilirdik. Şimdi terhis işi kıyak da işin içine İngilizler girince ocacık içilmez. O değildi abi. O dönem sinema yok, kafe yok, club desen hiç yok. Bu kadar asker terhis edildikten sonra nerede takıldı be abi, ha? Haydi! Su! Sucu geldi! Ama hayat bulma! Halis bulduk, sertlenen suyu! Haydi! Su! Ah! Bağırmasana evladım, kulağımın dibinde. Beni taka mı yaptılar Toto?
Evet kumandanım. Su içer misiniz? Halis Murus Taş tren suyu. Tıt tıt tıt. Kumandanım yok. Kumandanım deme artık. Bundan böyle bir telgraf memuruyordun. Yalnız hemen belirteyim ki ben şef telgrafçıyım, bu düz memur. Evet lan! Vah bu ne? Ulan sizi gidi işbirlikçiler. Utanmıyor musunuz lan İngilizlere uşaklık etmeye ha? Tut oğlum herkes duyuracaktım de tut. Duyan duysun be! Kralı duysun lan! Evet! Sen de bana bir kahve yap. Hı? Manyak geldi, manyak gidiyorsun. Evladım, yedi düveli etrafımıza topladın. Kumandanım yek düte. Fırla Yusuf. Dur, dur. Kaçın işbirlikçiler, kaçın. Sen neden bağırmak, sen alarm vermek. Sana alarmın kralını veririm lan, tüysüz. Lan, bırakın lan. Usta, topladığım bağışları ne yapayım? Şşş, ne yapıyorsun evladım? Etraf İngiliz kaynıyor. Koy onu yerine. Bunu fırında Seyfi abine vereceksin, tamam mı? Hadi bakalım. Ne olmuş usta? Yok bir şey. Sen fırına koş. Çabuk, ben birazdan geliyorum. Efendim. Sonra ne oldu? İngilizler mi yaptı? İngilizler abi. Tek yakalayınca adamı böyle dövüyorlar. Abi tavşan gibi bekleyecek miyiz ya? Ne zaman hareket edeceğiz abi? Sudo, sakin ol koçum. Bak, kedi gibi ensenden tutup atmışlar seni buraya. Sabret biraz. Her şeyin zamanı var. Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk. Koçum, giy şunu. Hadi yürü. Hazır mı usta mozel ekmekler? İkisi hazır, birini de hazırlıyorum. Yaşa. Ellerine sağlık. Oh, şu İngilizlere yakalanmadan ekmekleri hapishaneye bir sokabilsek. İnşallah. Kolay gelsin usta. Vay aslan parçası, hoş geldin yiğidim. Aslı Mustafa, iyi misin? İyiyim. Seyfi abi, bunlar milli mücadele için esnaftan topladığım paralar. Aferin sana. Aferin. Böyle neferlerimiz olduğu müddetçe İngilizler bu vatandan kovarız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu da benden. Kendi arşivimden ayırdım. Aslanım. Ekmekler hazır mı? Hazır hazır. Sen şu iki taneyi al. Biraz bekle bakalım. Öbürü de geliyor, tamam mı? Baş üstüne kumandanım. Aferin. Bütün ekmekleri koyuyoruz. Bütün ekmekleri el mi koyuyorsunuz? İnsanlar ne yiyecek? Birader duymadın galiba. Ekmekler İngiliz donanmasına gidecek. Önce onlar, sonra kalırsa millet. Ulan Ali. Elbet bir gün bu İngilizler gidecek. İşte o zaman yandın. Yanar döner Ali. İngilizler delikanlıysanız şimdi gelin lan! Dur, hala akıllanmadın mı sen? Arif abi kalabalık gelmeseler ben onların hepsini harcardım ama... Harcarsın koçum, harcarsın da gel şu fırına gidelim yaralarına bakalım. Bana bir şey olmaz Arif abi. Abi bizimkilerden birini mi vurdular acaba? Ağzından yel alsın. O nasıl lakırdı öyle? Yoksa... Gözünü kırpmadan el kadar çocuğu vurdu. Çek herif. İngiliz gelip vatanımızı işgal ediyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu öldürüyor. Hükümeti hala gaflet uykusunda. Ne hükümeti kardeşim? Hükümet mi kaldı? Ama elbet Mustafa Kemal Paşa bunun hesabını soracak. Mustafa! 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 Ne istediniz be ufacık çocuktan? Silah verin bana! Vay be. Bizim misketle oynadığımız yaşlarda çocuk vatan için şehit olmuş. Oğlum ben kötü oluyorum ya. Ulan kendi kardeşim ölmüş gibi üzüldüm ha.
Bu ne be? Millet İngiliz kurşunuyla vurulurken bu adam Hacivat'la karagöz oynatıyor ya. Ula belli dur işte daha kansızım teçi dur. Vedat. Vedat. Ha. Oğlum dedeni buldum lan. Bu adam aynı sana benziyor. Baksana abi. Aa, durun beyler. Karagöz ustasını öyle hemen suçlamayın. Bakın o da vatan için çalışıyormuş. Ne alakası var abicim ya? Karagöz Hacivat oynatarak vatan mı savunulur abi? Bak bak şerefsizin yazdığına bak. Ey centilmen ve büyük İngiliz yönetimi. İçimizdeki çatlak sesleri aldırmayın. Biz her daim yanımızda olmanızı istiyoruz. Püh köpoğlusu. Ya buna ne demeli? Mustafa Kemal kendine vazife veren saraya ihanet etmiştir. Ey millet, bir hainin peşinden mi gideceksiniz? Tübe ya Rabbi. Arkadaşlar, moralinizi bozmak istemem ama durum kötü. Düşman Anadolu'yu paylaşıyor. Baksanıza, İngilizler Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum ve Kars'ı işgal edip Samsun ve Merzifon'a asker gönderdi diyor ya. He ula, Fransızlar da Dört Yol, Mersin, Afyon ve Adana'yı işgal ettiler diye. Teşhis İtalya gavurdan ettiğine bak. Antalya, Buğla çevresi, Konya'ya asker çıkardı diyor beyler. Emperyalizm desenize yurdumuz karış karış işgal ediliyor. Hay, hak Karagöz'üm. Sabah şeriflerin hayrola? Boy 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 boy, kel başına martılar konağı. Ya Hacı Cavcav, sen mütareke basınına bakma. Onlar teslimiyetçi ve işbirlikçi. Tabii ki öyle yazacaklar. Sen asıl Mustafa Kemal'den gelen haberleri bir duysan, bay 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 bay. Karagöz'üm, milli mücadele başladı. Hacı Cavcav. Türk milleti işgalcileri vatan toprağından söküp atmak için Mustafa Kemal'in etrafında toplandı. Vay 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 vay. Bu halkı artık durduramazsınız. Bay 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 bay. Hay hak. Karagöz'üm havalar da ısındı diyorum. Ya Hacı Cavcav, İngiliz dostlarımız gelmiştir ondandır. Hay hak. Hacı Cavcav, niye boncuk yutmuş gibi gülüyorsun? Hay hak. İngiliz dostlarımız gelmiştir Karagöz'üm. Onları görünce içim bir hoş olmuştur Karagöz'üm. Kendileri fevkaladenin fevkindedir. Hay hak. Vay 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 vay. Good good, very good. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Ben İngilizleri çok severim. Şimdi müsaade ederseniz ben Tophane'deki kahvehaneye bir mesaj göndereceğim. Meddah olacağım. Buyurun oturun. Ti 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 oturun. Faik, çay. Efendiler. Bu mesajın Tezel'den Levent kumandana ulaşması lazım. Lakin mesai saatinde nasıl dışarı çıkarız? Ütelik bir Türk davetinin telgraflılarla görülmesi hepimizi tehlikeye atar. Doğru, haklısınız. Aklıma bir şey geliyor ama bilmem ne dersiniz. Vatan için canımız feda. Bu tür mevzuları göz önünde konuşmamak gerek. Odama çık adam. Komandanım, şu İngiliz zabitinin yanındaki Miralay Muzaffer Bey'in mahtumesi değil mi? Ta kendisi. Vatanın işgali sadece binaların değil, aynı zamanda namusun işgali manasına da geliyor demek ki. Hem kadınların hem de erkeklerin cesaret ve sabırlarının yanında aynı zamanda namusları da imtihan ediliyor. Müsaade buyurun, suretine tüküreyim şunu. Harekete geçmeden imtihanın neticesini beklemek evladır. Suzan Hanım hakkında bu kadar tez karar vermeyin. Öğleniz şerif
dilekleriniz hayır olsun. Ağzınızdan hayırlı bir lakırtı duyacağımı ummazdım. Why Turkish officers stay in a hotel? Isn't it stable in Istanbul? Isn't it rent in a house? We're suspicious. Isn't it going to Anatolia? Bir mevzu Yüzbaşı Hazretleri'nin merakını celbetmiş. Bir Türk zabiti neden bu otelde yatıyorlar diye sual ediyorlar. Neden İngiliz zabitleri İstanbul'un koynunda yatıyor? Esas sorulması gereken sual budur. Müsaade buyurursanız bunu tercüme etmeyeyim. Arzu etseydim İngilizce konuşurdum. Lakin o gün gelecek, bu sualler Türkçe cevaplanacak. Türkçe. Isn't stay in Istanbul? Is not renting a house? We're suspicious. Is not moving to Anatolia? Diyorlar ki İstanbul'da kalıcı değil mi ki Levent Efendi ev tutmuyorlar. Anadolu'ya intikal edecek olmanızdan şüphe duyuyorlar. Levent Efendi Hazretleri, iki hanım sizinle görüşmek isterler. Hanımları salona buyur edeyim mi? Hanımlar hususi misafirim. Odama buyur edin. The secret of Levent staying in a hotel is solved. Without his rent in a house, he's staying in a hotel for a scamp. İngiliz kumandan şöyle buyuruyorlar. Levent Efendi'nin otelde kalma sırrına mahzar olduk. Meğer hovardalık sebebiyleymiş. Mevzu acil galiba. Daha sonra konuşalım. Bastır kumandanım. Selamünaleyküm ağalar. Ve aleykümselam. Ulan bu İngiliz donanması denizin de bereketini kaçırdı ya. Kusura bakma biraderim, sahada bu kadar cıtırabildim. Niye zahmet ettin ki kardeşim? Ben Anadolu'yu düşündükçe zaten boğazımdan bir şey geçmiyor. Çöktüm iyice, çöktüm. Uy, ulan haklısın ya. Anadolu'ya da hamsi sevkiyatı yapmamız lazım. Anadolu'da yarım tayin ekmekle harp ediyorlar, aç susuz. Oraya esas ekmek sevkiyatı yapmak lazım. Anadolu'ya bu lazım ağalar. Aç bir laç üç gün dayanırsın. Lakin silah olmadan üç dakika harp edemezsin. Ne yapmak lazım? Ne yapabiliriz ki? İmamesi kopmuş tesbih gibi dağıldık hepimiz. Ya Levent kumandan hepimizi tekrar ipe dizecek... ...ya da Allah korusun İngilizler hepimizi tek tek ipe çekecek. Lakin Levent kumandan da kof çıktı. Kumandanımızın günahını alma. Bir bildiği var ki bekliyor. Ne bekliyor? Allah pullu davetiye mi? Tövbe estağfurullah. Kumandanım, metai taatleri tertinde tedinle irtibat kurarken dikkat etmemek için bu kılığa büründük. Yok da başka bir sebebi yok. Geliş sebebiniz nedir? Kumandanım, telgrafhaneden geliyoruz. Şefimiz Hamit Bey'in selamları var. Anadolu ile irtibatınızı sağlayacağız. Ne? Anadolu mu? Böyle mühim bir mevzu var ve siz boş lakırtıyla vakit kaybediyorsunuz. Ama kumandan... Ne oldu? Evet, hiç merak etmeyin kumandanım. Kendisi heyecanlarında böyle bir hal alıyor. Telgraf nerede peki? Yedik kumandanım. Güvenlik sebebiyle. Ama yemeden evvel bütün telgrafı ezberledik. Telgraf der ki... Birinci İnönü muhalefeti bitti tutup. Dütman püskürtüldü tutup. Fakat tüketilemedi tutup. O sebepten tutup. İkindi İnönü muharebeti tutup, hazırlıkları batlamıştır, tutup. Fakat bazı ihtiyatlar hatıl olmuştur, tutup. Telgrafın devamı nerede? Benden bu kadar tutup. Gerisini kendisi ezberlemişti, tutup. Kalkın, rica ederim kalkın. İhtiyaçlar neler? Telgrafın devamı ne? Acil silah ve cephane ihtiyacı hasıl olmuştur, stop. Temin edebildiğiniz kadar temin ediniz, stop. Münasebetsiz bir vakitte geldim galiba. Lakin kapıda gir demenizi bekleyemezdim bir gören olursa diye. İsterseniz daha sonra geleyim. Rica ederim, buyurun. Hanımefendiler de gidiyorlardı zaten. Şimdi de böyle mi olduk? Şefinize selamlarımı iletin. Gereğinde irtibata geçeceğiz.
Levent Efendi de pek bir hovarda canım. Odaya girip çıkan hatunun haddi hesabı yok. Bana bak, hatun sana benzer. Asıl sana benzer. Tıkırdığına bak be, sen tak, sen tak. Bak sen tak. Komutanım, tip benim üttüm tünüt, itimi tip girip tölleyin. Yok ya, çal kapıyı, bu bir emirdir. Emreder tünüt. Kapıyı ben talayım ama Levent üt teğmenime silahları takladığımı da tip tölleyin. Yok ya, Levent üst teğmene silahları biz sakladık diye nasıl söyleyeyim? Aynen böyle. Keşke Levent üt teğmen burada olsaydı da duysaydı yani. Ne oluyor burada? Ar dediğim komutanım, Kerim Atteğmen'im ad evvel Tid'e biteyi ard etti ama Tid odada olduğunu Ditin duymadınız. Belki kendisi birazdan yine ard eder. Ne saçmalıyorsunuz be? Gördün mü, ben pelteyim, töleyin de anlamıyor. Yani Tid töleyin komutanım. Şey komutanım, şu silahları kaybedenler var ya, silahları kaybedenler. Evet, ne olmuş silah kaybedenlere? Yani onlara verilen deda ad değil mi komutanım? Hit atkar adam tülahını kaybeder, yani yapılacak da değil mi? Etmez tabii Yusuf. Ama sen hiç merak etme. Tutanak tutturdum. Mahkemeye sevk edilecekler. Olay araştırılır. Gerekenler layığını bulur. Ne yaptınız komutanım? Komutanım acele etmeseydiniz. Belki bulurduk. Belki birileri ders olsun, çakı olsun diye saklamıştır. Silah askerin namusudur Kerim. Silah çakısı olmaz! Tidit merak etmeyin, Tevint'ten bayıldı. Ben onu hemen evine götüreyim komutanım. Oh, Allah'ıma bir şükür yaşıyoruz. Bir şey olmadı değil mi beyler, ha? Nasılsınız? Merak ettik arkadaşlar sizi. Ya burada size eziyet etmiyorlar değil mi ha? Yok 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 yok, şaşkın ne eziyeti ya? Resimlere bakıyoruz. Baksanıza ya, eskiden İstanbul'da olmak varmış be. Direnişe katılmak için değil mi kanki? Süper macera abi ya. Yo. Dut yemek için. Eskiden İstanbul'un yarısı dutlukmuş. Dut dut ye. Oh. Dolapta pehmez yala yala bitmez. Şşş. Seyfi. Ha. Oğlum bu kadar askeri resmin içinde bu bağ evinin ne işi var? İşgale direnen teşkilatlar gözden ırak yerlerde toplanırlarmış. Baskın yapmamız gerekmekte. Son baskından sonra tedbirleri iyiden iyi arttırdılar. Biraz beklesek. Vakit kalmamıştır. Anadolu'dan telgraf geldi. Tez yardım beklemekteler. Bir önceki baskında da çok zayiat verdik. Kalanlar da hep deşifre oldular. O vakit eski bölükten deşifre olmamışları toplayın. Onlarla irtibat halindeyiz. Sizin bir haberinizi beklerler. Âlâ. Bu vazife senindir. Ayrıca diğer teşkilatlarla irtibata geçip depolar hakkında detaylı bilgi alın. Baş üstüne komandanım. Susuna benziyor. Burada ne işi var? Bizi ele vermiş olmasın. Marala. Vatan. İşareti. Namus. Sizi takip eden oldu mu? Başka bir bağ evinde şaşırtmaca verdim. Emniyetteyiz. Yani? Suzan Hanım hakkında tez karar vermeyin demiştim. Lakin kendisi bizle çalışmaktadır. Suzan Hanım, önümüzdeki birkaç gün geceleri neler yaptıklarını bize rapor etmenizi istiyoruz. Özellikle de toplu halde katıldıkları balo ve eğlenceleri. Sultan Hanım, telgrafhane memurlarından Kerim ve Yusuf Efendi'yi tanır mısınız? Telgrafhaneye gidip gelirken görmüşlüğüm var efendim. Lakin onlar beni tanımaz. Âlâ. O halde irtibata geçin. Silahlar nereye sevk edilecek? Anadolu'dan yeni haber var mı? Yok ise tarafımıza tel çeksinler. Lakin dikkat edin, telgrafhanedeki adamlarımız deşifre olmasınlar. Siz merak buyurmayınız efendim. Emniyetle irtibat yolu ellerimde duruyor. Bana baktı. Ne münasebet bana baktı.
Bana güldü. Ne münasebe canım, bana güldü. Efendim bu böyle olmayacak. Kime nazar ediyor, kime meyli var anlayalım. Ayrılalım efendim. Buyurun Mehmet Bey. Allah! Bana attı. Ne münasebe. Ver bakayım tüm bana. Uzak olsun, bıraksana ya. Ya niye veriyorum? Tüfek, tüfek mi gire? Atar mısın? Heh, bunu yırttın. Hadi buradan yırt. İddia edeyim, Türkler yerlere töp atmadı. Töp. Bir de onları topluyordu. What? What? Evet, what? Pis Türkler, Turkish people. Pis. Yerlere çerçöp atmışlar. Çerçöp, waste, you know. Sir, God bless English people. İngilizleri korusun. İstanbul'a medeniyet getirdiler. Culture, kültür getirdiler. Culture getirdiler. Dinti Latife ortalıktan kayboldu. Hmm, şu tarafa doğru duhul etti gibi sanki. İyi günler Tevir. Goodbye, bye bye. See you. I hope. Hay Hak! Karagözüm! Asılacaksan İngiliz sicimiyle asılacaksın demişler. Buy 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 buy. Onu diyenler Osmanlı tokadı yememişler. Hacı Cavcav. Hay Hak! Ne vurursun, Osmanlı mı kaldı Karagözüm? Samsun'dan bir güneş doğdu. Şems-i Amer gibi açıyor Anadolu'nun bağrında. Haberin yok mu Hacı Cavcav? Dur! Karagözüm ne vursun? Mis ki amber gibi kokuyor vallahi. Atıl benim tüm etki amber gibi kokuyor. Vururum. Bunun da bir şey var. Biliyorum, mendil. Onu demiyorum. Mendilde bir şey var, bir şey yazıyor. Atıl tenin mendilinde bitiyor diyor. Ha. Anadolu. Havadis. Telgraf. Levent. Öyle bir de anlatılmıyor. Millet dilelim. Anadolu'dan telgrafımıza cevap geldi. Silahların hangi limanlara gönderileceği de belli oldu. Nereye? Sparma. Emniyet elden bırakmıyorum. Şu mesajın yarısını sen ezberleyeceksin, diğer yarısını sen ezberleyeceksin. Ve Levent kumandana ileteceksiniz. Yine aynı otele mi? Yavaş. Bunu ezberleyin ve sonra derhal yok edin. Ben de bu mesajı yok edeyim. Ne oluyor? Kim bu hanımlar? İngiliz Perver Cemiyeti'ne kutlama telgrafı çektiler. İyi günler bayanlar. Turkish Delights. Ne saklıyorsun sen? Hiç. Ne saklıyorsun dedim. Ne kırıyordun öyle be? Adam az kalsın anlayacaktı. Hayır, Atıl, ten kıvırtıyordum ben, böyle dövüyordum. Olur mu canım, sen değil miydin böyle kıvırdın? Ten kıvırıyordum böyle. Hey, Turkish'çi kız. Hey, girl. Vay, kola ası Levent Bey vay. Demek İngiliz'e hainlik edersin ha? Eğer içinizde biraz vatanperverlik hissi varsa o yakalama emrini dağıtmazsınız. Mesele vatanseverlikse ben de vatanımı severim. Vatanın sahipleri de işte o kadar. Şimdi müsaadenizle bu yakalama emrini dağıtmam gereken yerler var. Lakin sizin yerinizde olsam Levent'ten önce kendi canımı düşünürüm. Sen İngilizce biliyor muydun? Var ama bana kadar biliyor. Come here. Sir. What? Sir, yes sir. Take this to the headquarter. Sir, yes sir. Yes. Yes. Bu ne?
Al. Affedersiniz. Daily Mirror gazetesinden Ernest Hemingway otelimizde kalıyorlar. İşgal altındaki İstanbul'la ilgili mülakat hazırlıyorlar. Bir Türk zabitiyle de görüşmek ister. Bazı sorular olacakmış. Benim herhangi bir malumatım yok. Lakin şuna şüphesi olmasın. İstanbul'un işgaline cevap Anadolu'da verilecektir. Odanızda buluşalım. Bu İngilizlerin farkıntılık ettiği iyi oldu. Ne diyorsun sen be? Sapıttın mı manyak herif? O zaman üniformalarını hatayla getirecektik. Ha, o bakımdan. Ya? Doğru valla. Kendi vatanımızda ilk defa elimizi kolumuzu sallaya sallaya yürüyoruz. Hem de rahat rahat. Şşşt! Lan! Siz hala burada mısınız lan? Seve seve gitmezseniz ha? Döve döve göndereceğiz. Dur! Evladım! Türk'te konuşuyorum, anlamıyor musun? Türk'ün bir... Dur, vurma evladımı dur! Ya tanımadın mı? Ben Mülazım Evvel Kerim Efendi. Ben de Bölük Emine Yutuf Efendi. Merhaba Yusuf Efendi. Dikkatli olun Suzan Hanım. Selametle. I like her. I would like to meet. Komutan giden arkadaşınızı pek beğenmiş. Tanışmak ister. Çağırmanızı istiyor. Bu İngiliz beni ne zannetmiş? Ben bir Türk zabitiyim. According to the Monroes, the Turkish officer has to obey our orders. Yüzbaşı, İngiliz yüzbaşı Monroes'a göre Türk zabitleri İngiliz zabitlerinin emirlerine uymak zorunda diyor. What's he doing? Is he resigning? İstifa mı ediyorsunuz? Neden üniformanızı çıkarıyorsunuz? İngiliz emriyle lekelenen bu üniformayı temizlenene dek üzerime giymeyeceğim. He can't fool me. Where's he planning to clean? Neler saçmalıyor? Beni kandıramaz. Nerede temizletecekmiş? Diyor. Anadolu'da temizlik başladı zaten. Üniformalarımızın şerefini de temizleyeceğiz. İngilizleri de. Hey, arrest him. İngiliz işkencecilerinden mi korkacağım? Gidelim. Neymiş kumandan? Yakalanma emrim. Gereğini yaptınız zaten. Herhalde tüdüğü İngilizlere teslim etmemi dilemeyecektiniz, değil mi kumandan? Bağ evine götürün. Herhalde İstanbul'daki en emniyetli yolculuğum olacak. İngilizler Türk subayını tutuklamış, hem de İstanbul'da. Hayırdır inşallah. Senin de dünyadan haberin yok. İnsan kendi tarihini bilmez mi? Ne olmuş sonra bu Türk subayına? Başına çuval mı geçirmişler? Yok kanka, İngilizler orada çuvalladı işte. Yedi düvele biz çuval giydirdik o zaman. Ya başka resim yok mu? Ben bu Türk subayına ne olmuş çok merak ettim. Pek de genç, yazık ya. Deponun bilgilerine ulaşabildik mi? Sultan Hanım bilgileri bugün temin ediyor kumandanım. Akşamki toplantıdan herkesin haberi var mı? Olacak kumandanım. O işi de Karagözcü hallediyor. Ne yazmış Kadri, söylesene bize de. İyi değil. İstanbul hala uykuda. Kıpırdanmaya niyeti yok gibi. La havle, delireceğim arkadaş. Ya biz de Anadolu'ya gidelim. İsmet Paşa'nın yanına katılalım. Evet be abi, değil. Hay hak Karagözüm. Vakit tamamdır. Ne diyor bu? Dinle, dinle. Karagözüm, toplanıyoruz bu gece, hay hak. İyi de nerede? Hacı Cavcav, nerede? O gece, bağ evinde. Anladınız değil mi? Bağ evinde toplanıyoruz. Ulan bismillah, biz de harekete geçiyoruz arkadaşlar. Öğlenin şeriflerin hayır olsun. Vatan. Namus. Ben de sizi bekliyordum. İçeri uyumaz mısınız? Hiç oturmayayım. Size lazım gelen bu mesajı getirdim. Buyurun. Sık yapılan baskınlardan dolayı silahların yeri mütemadiyen değişmekte. Yeni deponun yeri ve nöbet değişimi bu kağıtta yazıyor. Teşekkür ederim. Levent kumandanım hizmetinizi takdir edecektir. Fakat siz bu mesajı kendisine nasıl ileteceksiniz? Güvenli bir yol bulmak icap etmez mi? Siz merak buyurmayın. Selametle. Selametle.
Yok mu su isteyen? Sucu geldi. Harbiden be. Tosun, Kadri, Kartopu. Hadi işimize bakalım. Nereye be şaşkınlar? Vedat, ağzına mukayyet ol. Olmuyor ama. Yok abi, ben o yüzden demedim. Siz tabii daha iyi bilirsiniz ama hani... Gidip şu silahları bulalım diyoruz. Daha fazla başınız belaya girmeden. Ya Kadri abi, nereye Allah aşkına ya? Sonra bulursunuz. Hikayenin tam heyecanlı yerinde kaldık. Olmaz. Jumbo doğru söylüyor Arif abi. Şu olayların sonunu öğrenseydik bari. Olmaz dedik ya. Hadi biz çıkalım. Sonra onlar gerisini bize anlatır. Arif abi doğru söylüyor. Başınızı bile de kurtarmak lazım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Yaz bakalım Vedat. Nerede kaldık? Gören oldu mu? Sanmam. Çok dikkatli geldim. Sadullah. Buyurun kumandanım. Sen Tulum bacıydın değil mi? Evet kumandanım. O vakit yangın söndürmeyi bilirsin. Peki yangın çıkartmayı da bilir misin? Deponun arkasında metruk bir bina var. Evvel oraya ateşe vereceğiz. Depodaki İngiliz zabitleri orayı söndürmeye gidince biz de depodaki silahları boşaltacağız. Suzan Hanım, sizde yeni haberler var mı? Perşembe gecesi İngilizler kutlama yapacaklar. Otelde balo var. Neredeyse İngiliz subaylarının tamamı orada olacak. Uy, neyi kutluyorlar ki? İyi haberler varmış diyorlar. Tam olarak bilemiyorum. Ulan! Sadullah. O vakit biz de perşembe akşamı İngilizler eğlencedeyken baskınımızı yapacağız. Gidelim alalım şu silahları kumandanım. Kimse yok değil barolar. Şşş, yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. İçeri giriyoruz. Vaktidir. You look great, as always. Thanks.
Acele edin çabuk. Hadi aslanlar. Haydi aslanlar. Alevler bu tarafa doğru hadi geliyor. Depo patlayacak, acele edin. Hadi kumandanım. Bir iki yavru da yerak gelir. Biraz acele etmek lazım. Alevler geldi. Alevler binayı saracak. Ne? Depo patlamak üzere. Ne? Sakın içeri girmeyin. Tamam. Az kaldı beyitler. Az kaldı. Kumandanım. Arif abi dur. Kumandanım! Bakın cenaze olmuş. Hangisi ölmüş lan acaba? Vallahi taşıyamıyorlar abicim. Herhalde en şişman olan ölmüştür. Allah gecimden versin. Tövbe estağfurullah. Dur bakalım dur. Hangisi öldüyse fotoğrafta zaten yoktur. Bak bakayım. Stop! What is that? Ne diyor bu ya? Durun diyor. Cenazemize bile saygısı yok bunların ya. Tövbe tövbe. Let me check this. Bir şeyim, nedir bu susak ağızlı ecdebi? Aşağı indirin, kapağı açın diyor. Olur mu canım, kapak babak açılır mı? Ula söyle şu kot kafalıya, Müslümanlık da günahtır, ölüye saygı göstersin diyor. Çabuk indirmek. Hadi, hadi. Bağa bak, İnci Nusler, deme hadi demeyin. Bizim cenaze adamı çarpar, ona göre. Tamam. Çekil hadi yapalım. Gel. Oh! Gördün mü bak, çarpar demedin mi? Ya Mami, Mami. Madem anneni özleyecektin, ne diye geldin yüzlerce kilometre uzaktan be? Yani. Ne yapıyorsunuz burada? Bitti, söylemek için gelmedik komutanım. Sizi dinliyorum. Komutanım biz... Sen söyle Yusuf. Kaybolan silahlar vardı ya. O silahlar... galiba kalp tıpanımı getiriyorum. Geri dönüp de devam edin komutanım. Ne? Ben mi? Evet Kerim, seni dinliyorum. Komutanım. Bu eşeklerin başı derde girsin, alsınlar cezalarını diye silahları bir sakladık. Sonra sakladığımız yere gittik, bir bak. Ki silahlar yerinde yok. Aynen öyle oldu komutan. Stop! Stop! Meyve taşıyoruz. Valla soğan da var. Elma. Gitti güzelim meyveler. Bereket silahları fark etmediler. Hemen gidelim. Çabuk çabuk. De, de. Bak iyi dinle uşağım. Bu gece bizimkiler sana işaret verecek. İşareti görünce kıyıya yanaş, bir güzel demirle. Sabah gelip silahları senin tekneye yükleyeceğiz. Anladın mı? He, anladım. Yalnız işin zor olacak. Tekneyle İngiliz donanmasının arasından geçmen gerek. O kolay, o kolay. Her zaman yaptığım iş. Bak buraya varolar. Sizin silahlar yok, silahlar. Kapı yuttunuz beyler. Ya buradaylar, anlamıyorsunuz galiba. Silahları bulamıyoruz diyoruz. Ya abi, bir durun. Şunun sonunu öğrenelim. Sonra eşekliğimizi yanarız ya. Sado, sonu belli değil mi oğlum? Şükürler olsun ki bugün buradayız. Ya abi, şanlı tarihimizi öğreniyoruz şurada, fena mı? Ula bir susun ya, bir susun. En heyecanlı yerinde kaldık. Ne oldu ola sonra? Takayükli cephane Trabzon'a varacak. Düşmana rast gelursa takayı batıracak. Takayükli cephane Trabzon'a varacak. Düşmana rast gelursa takayı batıracak. Osurmene arakli biz vardık Trabzon'a. Bin kaptan kurban olsun kurtuluş savaşına. Uşaklar, Arhavli İsmail'in peşine, rotayı Anadolu'ya çeviriyoruz. Kumandanım. Bir silah bir silahtır. Bunu depo baskınında almıştım. Ama bir kurşun eksik. Onu da Çırak Mustafa için harcadım. Bedeli İngiliz kanıyla ödendi. Sağ olasın ordulu. Kumandanım. Uğurlar olsun. Kumandanım, İngilizler geliyor. Siz yola koyulun, biz onları oyalayalım. Hadi aslanlar, haydi! Haydi koşturun! Kendiniz açık olsun. Sağ olasın İzmir. Komutanım, hazır ne durum? Hadi Trabzon'a, hadi. Haydi.
Abi adamlar silah bulmak için neler çekmiş ya. Utanıyorum lan kendimden. Aynen kanki ya. Dikkat! Cezanız bitti, çıkabilirsiniz. Bu ceza bize az komutanım. Dedelerimiz orada neler çekmiş. Biz burada... Anladınız demek. Atatürk'ün gölgesini üzerimizde hissediyoruz komutanım. Atatürk her zaman yolumuzu aydınlatacak arkadaşlar. Uşaklar, ha bu silahlar şimdi kuş gibi hafifceliği namussuzum. Silah dedi abi dedi. Artık var ya, top olsa gabyede atarım sırtıma. Bundan sonra hiçbir eğitime sesimi çıkartmayacağım. Sağ! Dön! Çapraz tutuş! Vatan sana canı feda! Yerinde say, koşar adım, marş marş! Vatan sana canım feda! 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 Gelin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey!